İki teker iki yürek. Çok tatlı bir çift ağırlayacağım ve şimdi geliyorlar. Tepelerine tırmandıkça görüş mesafemiz daha da düştü. Biz tehlikeli yolları tehlikeli zamanlarda severiz arkadaşım. Çağlam tehlikeli yollar. Helal olsun. İki teker iki yüreği, biri Dilek ben. Eşimle beraber yaklaşık 18 yıldır bir fiil motosiklete biniyoruz. Bunun tabii %80'i birlikte tek motosikletle yaptığımız seyahatler. Tabii bizi böyle camiadan bayağı bir böyle tanıyanlarla beraber aslında büyüdük ya, değil mi? Evet. Çok güzel şeyler öğrendik. Bayağı uzun yıl vermişsiniz yani tabii, bu camiaya. Tabii 18 yıldır birlikte, yani benden öncesi Özgür'üm var. Yani motosiklete bildiğim kadarıyla 12 yaşından beri biniyor. İlk 10 yaşında herhalde motosiklette bir Yunus polisi görmüştüm. O zaman inanılmaz etkilenmiştim. İki kişi binerlerdi ya ilk böyle bastığı şeye bindiklerinde. İşte ben Yunus olacağım, polis olacağım sürekli ama üniforma için değil, motosiklet için. Motosiklet için hep öyle derdim. Kız çocuğuyum, bisiklete binmek bile zor bizim oralarda. Motosiklete binmek aykırı geliyordu çok. Dolayısıyla hiç onun bahsini bile edememiştim. İşte bir komşunun motosikletini kaçırmışlığım var. Ama döndüğümde böyle annemin kızgın bakışları arasında bütün isteğim kayboldu. Ta ki Özgür'le tanışana kadar hep böyle hayal kurardım çocukken. Yatmadan önce benim oyunum olmuştu artık. O Yunus polisi olduğumu. Olaydan olaya, maceradan maceraya koştuğum bir çocukluk geçti. Özgür'le ilk kez motosiklete binip bir yere gittiğimde hani böyle güneş vurur ve sen yola yansımanı görürsün ya. Evet. Orada iki kişi motosiklete bindiğimizi ve ilerlediğimizi gördüğümde aklıma geldi. Kurduğum hayaller. O gün dedim ki herhalde tüylerim diken diken oldu. Ağlayacağım falan birazdan. Tabii Özgür'le beraber inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Bunun tamamen acısını çıkarırcasına bir motosiklet hayatımız var şu an. Bir fiil geziyorsunuz, bir görüyorsunuz. Aslında motosiklet üzerine kuruldu artık hayatımız. Yani çok dediği gibi direğin çok eski zamanlardan beri motosikletin üzerindeyiz. Birlikte çok uzun yollar yapıyoruz. Pandemi yasaklarından önce döndük. 106 gün süren bir yolculuktan döndük. Dönmek zorunda kaldı çünkü artık o zevkten, tutkudan başka bir şey yapamaz hale gelmiştik. En son raddemiz oydu. Evet. Sonra koptu zaten. Ne güzel. Yani yaşlanmadan bunun farkına varabilmeniz, evet. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyken hayatınızı buna entegre edebilmeniz çok büyük bir şans. Kesinlikle. Yani. Öyle. Çünkü hep şey vardır ya, emekli olayım ondan sonra yapayım. Emekli hep bir evet. Erteleme, öteleme. Maalesef. Siz bunu şu an bayağı hayatınıza dahil etmiş durumdasınız. Ya insan kesinlikle. Derler ya, insan hani seçtikleriyle hayatını devam ettirir diye. Biz biraz hani çok yoğun bir çalışma döneminin sonrasında ya biz niye hiç kendimize zaman ayıramıyoruz? Zaten motosiklet keyfimiz var. O tutkuyu yaşıyoruz zaten. Ama o cumartesi pazar veya pazar gezileri yetmemeye başlamıştı. Cumartesi pazara çıktı. Sonra cumartesi pazara çıktı falan. Hani yakın yerlerden başlayıp uzaklaşarak turlara öyle devam etti. İyi ki de yapmışız diyoruz. Şimdi hani sağ olsunlar takipçilerimizin, işte destekçilerimizin de bunda çok büyük çok. Şeyi var. Yoksa hani plansız yapamıyorsunuz. Yani ne olursa olsun çok... bir evet. ihtiyaçlarınız da var ve tabii. Devam ettirmek zorunda olduğunuz bir hayatınız var. O anlamda şanslıyız diyebiliriz biz. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir kere bile hani bu yaşta bu şekilde bir hayatı seçmiş olmak. Tabii bunu seçerken bir sürü faktör giriyor işin içine. İşte sorumlulukların, çocukların, işte bir hayatın var, para kazanmak zorundasın. Dolayısıyla çok kolay olmadı bu kararı vermek. Hani klasik bir hikaye belki. İşten çok yoğun bir tempodan bunalıp da hani böyle bir hayatı seçmek çok duyduğumuz bir hikaye aslında. Ama tabii yanınızda, yamacınızda, arkanızda bıraktığınız aileniz, çocuğunuz varsa daha da zorlaşıyor. Çünkü ona karşı sorumluluklarınız devam ediyor bir şekilde. Biz böyle küçük küçük gezileri çocuğumuz büyüyene kadar, oğlumuz büyüyene kadar küçük küçüklerle idare ettik. Ama baktık artık hem oğlan büyüdü. Kendi 16 yaşında. Şu an artık kendi motosikletini almak için gün sayıyor Mart'ta. O da artık peşinizde. Vallahi. İlk programımız o. Yani biz şimdi Dilek arkada artçım benim sürekli.
ilk projemizi inşallah o ehliyeti alırsa bir ufak bir turda onunla beraber, onun da ayrı bir motorla geldiği bir tur. Ay inşallah, inşallah valla. Heyecanla çok, bekliyoruz inşallah. O. Ben de çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız o konuda. Yani ben çok istiyordum hani oğlumla birlikte beraber motorla geziyoruz ama onun da ayrı bir motorla beraber vardım. Sürüş yapmayı çok istiyordum. Ya aramızda kalsın, beni ekip kaçıyorlar. Anne ne gerek var işte, iki teker iki yürek, kaskı kapattığım zaman kimse bilmiyordu yani, beni sen zannederler sıkıntı olmaz diye. Bazen öyle ekip baba ol beni gezmeye gidiyor. Ne güzel, merakı var yani size destek bu konuda. Ya şöyle dedi ya Dilek de, biz çok uzun zamandır camianın içerisindeyiz. Çok küçük yaşlarda beraber kamplara giderdik. Yani onu da gittiğimiz yerlere mutlaka bir arabayla gelen bir arkadaşımız olurdu ve çok küçük 2 yaşından beri o da bizimle motosiklet festivallerine, işte motosiklet kamplarına, gezilere beraber gelirdi mutlaka. Motorcuların arasında büyüdü. Araba öğretmeye kalktım mesela, artık yaşın geliyor biraz araba öğrensin diye. İlk tur sonrası geldi, el freni çekti. Bana dedi araba öğretme, bana motosiklet öğret. Yani şimdi, ne istediğini hani biliyor. Camianın içerisinde büyümüş bir çocuktan beklenecek bir hareketli motosiklet meraklısı yani şu an. Ya çok iyi. Bence doğru yolu bulmuş. Doğru, kesinlikle. Kesinlikle. Ağzı yani. Dibine düştü ya. Evet. Dibine düştü yani. Hayır diyorlar, oğlum motosiklet kullanacak hani küçük. Hani hiç korkmuyor musun abi? Korksam ne yapacağım yani? Örneği biziz. Motosikleti gerçekten seven ve daha bilinçli kullanmak isteyen kişilerin arasında büyüdüğü için ve birçok eğitime de bizimle katıldı. Yanımızda hani gezerken yanımıza geldi. İşte evde kalmasın diye yanımıza geldi. Aslında bilinç altında o eğitimler de var onun. Tabii. Şimdi ehliyet alacak, evet. Ehliyetteki alacağınız eğitim sadece ehliyeti alabilmek için ama motosiklet biliyorsunuz maalesef böyle. Tık daha eğitim isteyen bir iş. Ben de istiyorum ki benim gözümün önünde o detayları ona öğreteyim. Beraber sürelim önce. Ben bir emin olayım birlikte. Ondan sonra zaten o yolu yalnız çizecek. Yalnız ilk uzun rotamıza çıktığımızda bana verdiği cevabı hiç unutmayacağım. Yani şu anki hayatımızda onun çok büyük payı vardır. Türkiye'nin en sınırlardan haritasını çizdik. İlk tura gitmeden önce aldık karşımıza. Tabii o zaman 14 yaşında. Dedim ki oğlum hani böyle bir proje var. Hani biz gideceğiz. İlk kez 45 gün ortalama sürecek. Bayağı hani, uzun bir süre. Bayağı yani. Uzun bir süre. Sen ne dersen onu yapacağız. Bana dedi ki, bana böyle bir teklif gelse size sormam, kusura bakmayın dedi. Aa! Gerçekten bunu dedi. Tamam dedim. İçeriz rahat etti sizi. Tamam dedim. Tamam. Avantajımız tabii onu yalnız bırakmıyoruz. Annem çok yakınımızda olduğu için hani gözümüzü arkada bırakmıyoruz. Torun olduğu için bizden daha iyi bakıyor. Tabii canım. Öyle bir avantajımız var ama orada bize deseydi ki hayır ya ben sizden 45 gün ayrı kalamam deseydi gitmeyecektik yani. Evet. Sonuçta onun desteği de çok önemli. O konu biraz olgun da davranmış. Çok şanslı. Yani çok şanslı. İşte o biraz şeyden oldu çok galiba. Şanslıyız. O camianın içerisinde büyüdüğü için o bakış açısını biliyor. O isteğimizi de biliyor. Biraz orada olgun davrandı bize. Ya şimdi ne zaman gideceğiniz diye soruyor ayrı konuda. Artık bir gidin ya. Niye böyle 2 haftada başarısınız? Şimdi ergen olduğu için yalnız kalmayı. Şu an rap yapıyor. Şarkı sözü falan yazıyor. Yaptığı şarkılar falan var. Deliyor cesta, zirvede boşta değil ama ezer mi usta, yemiş mi muşta, yazmaz konuşsa, sözde sokakta, inanma bro, bunlar palavra, kafalarım hasta, sen karışma kanka, karışma kanka, karışma kanka. Telefonla aradım, şimdi turdayız, her gün görüşüyoruz işte, bazen görüntülü bazen telefonla. Dedim oğlum ne yapıyorsun, işte gezi bitiyor artık, az kaldı kavuşacağız. Bir sessizlik oldu böyle, oğlum dedim ne oldu hayırdır, işte dedim nasıl gidiyor müzik işleri. Anne dedi, siz gittiğinizden beri dedi 27 tane şarkı yaptım, 3 tane albüm çıkar dedi. Wow, ne demek istiyorsun dedim, gelmeyelim mi ya, ne var diyorsun. Hani çok ilham gelmiş biz yokken, çok verimli çalışmış. Ona kalıyor çünkü. Eyvah, siz motoru aldıktan sonra bence sizi falan sallamayacak, alacak, aha, kaçıracak bu motoru, ben size öyleyim. Yani. Çünkü kendin her yerinde engelledim. Allah'ım var diyorsunuz. doğru sizin bayağı Türkiye'de sevenleriniz fazla. Sağ olsunlar, biz de sağ biz olsunlar, onları çok seviyoruz. Çok seviyoruz onları. Zaten gezilerimizin en keyifli yanı o. Yani şöyle kesin. Aslında, evet, motosikletle yolculuk yapmayı çok seviyoruz. Gittiğimiz yerlerde çok güzel yerler görüyoruz. Bir de biz turlarımıza çıkmadan önce çok ciddi bir hazırlık, evet, aşaması geçiriyoruz. Yani hani onu en başından söyleyeyim, biz önce Türkiye'yi keşfet mottosuyla gezilere başladık. Sebebi de tamamen şuydu. Yani ülkemizde gezilecek, görülecek çok yer var. Çok, evet, güzel yerler var. İşte dünya mirası listesinde çok güzel alanlarımız, yerlerimiz var. Biz dedik ki yurt dışı turlarına başlamadan önce ülkenin her yerini gezmek istiyoruz, görmek istiyoruz. O yüzden önce Türkiye'yi keşfet diye bir mottoyla yola çıktık. Yaklaşık 3 turda, yani 45 gün ilk turumuz, sonra 80 gün, sonra 110 gün ortalama, yaklaşık 250 günde Türkiye'de gezmediğimiz şehir kalmadı. Ama bu gezme şöyle... Kaç senede oldu bu?
3 sene. Ne zaman başladı? 3 sene önce başladınız. Yani Türkiye'yi keşfetme durumu 3 sene önce başladı. Süper. Gezilerimiz 15 yıldır yapıyor tabii. Ama... Tabii tabii. Yani bu Türkiye'yi keşfetme Türkiye'yi keşfetme hikayesi 3 yıl önce başladı. Her sene bir turla tamamladık. Ama turlar dediğim gibi en kısası 45 gün, sonra 80 gün, sonra 110 gün. Ama bu gezme de şöyle değil. Evet çıkalım, işte Ankara'ya sürelim. Ankara'da kalalım, ertesi gün Kapadokya'ya sürelim. Böyle değil. Ankara'ya giderken yol üzerinde nereleri görmemiz lazım? Ankara'da nereyi görmemiz lazım? Canım, oradan hani detaylı. Bayağı kapsamlı çok bir rota. Aslında şöyle söyleyeyim. Direkt bildiğin ders çalışıyoruz. Yani o yola çıkmadan önce, 3 ay önce başladık çalışmalara. 3 ay önce işte nerede ne var, internetten o bölgede tanıdığımız kişiler varsa o kişilerden. Arkadaşlar. Özellikle onu diyorum. İnternette zaten gidecek yerleri görüyorsunuz birçok yerde ama bizim hayran kaldığımız, en unutmadığımız yerler o bölgede yaşayan yerel halktan bize önerilmiş yerler. Ya da oradaki motorcular. Zaten tepkiler de hep öyle geldi. Ya. Abi ben 40 kere Karadeniz'e gittim. Siz nereye gittiniz dedi. Yani gördüğü 3 kere gitmiş mesela. Karadeniz turu yapmış. 3'ünde de hiç gitmediği yerleri görmüş bizim gezilerde. Bunun çok etkisi oldu. Yani ona gelecektim. Yani gezdiğimiz, gördüğümüz yerler evet çok güzel. Ama biz biraz daha yol hikayeleriyle ilgileniyoruz işin. Evet. Hani basıp gidip bir yere 600 km birden sürüp, 700 km birden sürüp o gün konaklayıp ertesi gün tekrar sürmekten ziyade görelim. İşte oturalım biraz köy kahvesinde. Biraz daha hayatın içine giriyorsun. Köy kahvesinde oturalım. Molayı köy kahvesinde verelim. Oradaki sohbeti dinleyelim. Onların bize çünkü öyle şeyler, öyle hikayeler çıkıyor ki yani unutulmaz şeyler öğrendiğimiz, çok güldüğümüz şeyler oluyor. Böyle en şu an aklına gelen bir hikaye var İsmail mı? İsmail amca. Ben şeyi söyleyecektim. Biz ölüm yolu vardır. Bayburt evet. Evet onu da soracaktım. Ben o videonuzla ya nasıl bir yol? Öyle izlerken şey yaptım. Orası dünyada otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yolları arasında seçilmiş bir yol. Biz de oraya... Bayburt of yolu. Of yolu üzerindeydi evet. Değil mi? Orası Bayburt üzerinden dağlar işte çok 3000 rakımlı bir yerden Trabzon Of'a iniyorsunuz. Evet yol çok fena yani çok zorlu bir yol. Ama ben mesela benim aklımda kalan yeri şu. Biz o yolu bitirdik. Böyle çok sisli, ilk önce çok sisli bir iki kez geçtik bitirdik. Evet. İlk vardığımız köyde köy kahvesinde tabii o stres olmuşuz. Toprak bir yol. İşte yolu bilirler şöyle bir yoldan iniyorsunuz falan. Malum köpekler. Köpekler bir falan. Bir tane amca orada. Orada mesela köy kahvesinde durduk. Ölüm yolunu geçmişsiniz değil mi? Aklınızda ölüm yolu kalması lazım. Ama ben köy kahvesinde otururken adam bize dedi ki nereden yaşlı bir amca? Nereden geliyorsunuz dedi. İşte yukarıdan mı geliyorsunuz? Evet dedim yukarıdan geliyorum. Virajlardan. Virajlardan mı dedi. Evet dedim. Manyak mısınız dedi ya. Bu saatte dedi. İşte yani manyak mıyız bilmiyorum ama işte gece geçtik ve sisli geçtiğimiz için aşağıda kaldık. Ertesi gün güneşli havada bir daha geçtik orayı. İki kere geçtik ya. Üç kere geçtik. Üç kere geçtik evet. Siz bayağı birkaç kez oranın farklı versiyonlarını şekilde yapıyoruz ya. Şimdi şöyle bir şeye dönüştür. Kadın gidecek eşiyle beraber şeyi merak ediyor. Hani bir kadın olarak 15 gün kamp kurarak ya da 2-3 günde bir pansiyon yaparak yapabilir mi? İhtiyaçlarını nasıl görecek? Ya da kaç kıyafetle gidiyorsun? Yapabilir mi? Yapabilir mi? Hemen cevabını alalım. Yapabilir. %100 tabii kesinlikle. Tam tersi de oldu. Ölüm yolu videosunun altında bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Mesela çok güldüm. Evet, ona çok güldük. Planı varmış, ölüm yolu planı varmış ve eşiyle planı varmış. Şimdi eşiyle geçenler sanıyorum ilk ben görmedim daha önce. Biz geçtik herhalde. Mesela orada şey dedi, ya videoyu izledim. Ben buraya eşimle geçmeyi çok istiyordum. Vazgeçtim. Benim hanım beni döver dedi zaten ya, direkt. Benim hanım dedi döver. Öyle durumlar da öyle durumlar oluyor. Durumlar da oluyor. Mesela İnsanları hani... caydırıyorsunuz. O ya bir tane ama yani. Evet çok nadir yani 300 mesajdan belki bir tane böyle alıyorsunuz. Ama şu mesajlar mesela çok bizim bu işi devam ettirmemiz gerektiğini hissettiren evet, mesajlar alıyoruz. Çok teşekkür ederiz o anlamda yani yazan takip eden herkese. Şimdi şöyle bir şey var oradan gireyim aslında konuya. Şimdi motosikletçiler arasında genel bir kanı var. Yurt dışını gezerseniz, yurt dışına çıkarsanız motorunuzla çok büyük bir iş başarmışsınız bir imaj. Var. Çok havalı oluyor. Ben de diyorum ki hemen ilk aklıma gelen bir örneği vereyim. Tasos'a Yunanistan'a çıkacağınız motorla Kaş Tasos'tan çok daha güzel. Birincisi dilimiz. Evet dil sorunu yaşamadan gidiyorsunuz. Ve Türkiye'de iddia ediyorum tura çıkmış bir arkadaş hiçbir zaman yolda kalmaz. Mutlaka bir yardımcı olan biri çıkacaktır. Hiçbir şey olmasa yolda kaldınız çadır kuracak yer bulamadınız. Bir köyün kapısına vurun sizi böyle beklediğinizin çok üstünde karşılayacaktır. Evet, ama bunu Tasos'ta yapamazsınız. Doğru. Bir de şu var ya ülkemiz gerçekten her bölge her şehri başka farklı güzellikler taşıyan bir ülke. Aynı anda Karadeniz'e çıkarak yağmurlu bir sürüş yapabilirsiniz. 2 saat sonra karı yürüp 1 saat sonra güneşe inebilirsiniz. Yani biz mesela Hakkari'den Karadeniz'e indik, çıktık. Çok güneşli bir havada sürmeye başladık. Ardahan'a doğru dolu yağmaya başladı. Karı gördük, yağmuru gördük, tekrar güneşe. Yani 4 mevsim yaşadık. 25 dakikada ben en son elimde kar topu kar yiyordum. Yok artık. Yani 25 dakika sonra. Ve hayatım boyunca onu unutmam. Yani 25 dakikada bir insan 4 mevsimi nasıl yaşar? Ne büyük
bir güzellik ya. Çok ya. Büyük bir güzellik. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde biraz, bence. Biraz şöyle bir tavrımız var bence. Kıymet bilmiyoruz. Bir de insan mesela insanlar yaşadığı şehirde çok şehrinin güzelliklerinin çok farkında olmuyor. Önemsemiyorlar ki. Çalışmaktan, işin güçlüğü işte vesaireden. Evet. Şehir dışına çıktığınızda daha çok oraları merak ediyoruz. Mesela örneğin Adıyaman'a gidiyorsunuz. Adıyaman'da bir yere gideceksiniz. O şehirde yaşayan birçok kişi eğer motorcu değilse, motorcular genelde biliyorlar. Çünkü motorcular biraz daha keşif, özgürlük. Tabii evet. Motosiklet sürmek için bahane arıyorlar. Tabii. Hiç kim gelmediğini ama biliyorum ben. Halktan biri, vallahi. Halktan yok, biri mesela bilmiyor gideceğiniz yeri. Soruyorsunuz orayı bilmiyor halktan biri ama bir motorcu yakalıyorsunuz. Kesin biliyor. Çünkü şehirden çıkıp orayı gezmek için mutlaka bir sürüş yapmış o. Ülkenin güzellikleriyle ilgilenmemiz lazım. Gerçekten dediğim gibi o kadar çok dünya mirası listesine girmiş güzelliğimiz var. Denizimiz çok güzel, dağımız çok güzel. En güzel halkımız çok güzel. Evet çok, ya. Yani, çok yani vicdanlı bir halkımız var. Gerçekten ve öyle. Bir de motorculara yani hep konuştuğumuz herkesle de söylüyoruz. Ayrı bir sempatisi olan bir milletiz biz. Kesinlikle öyle. İlginç geliyor evet. Yani hele içerisinde bir kadın varsa daha samimi, daha böyle candan yaklaşıyorlar. Ben bir kere kadınlara, senin de sürücü olduğunu biliyorum. Kadınlara motosiklet sürmeyi çok yakıştırıyorum. Kendi kulübümüzde de biz birlikte sürerken Dile'ye de kadınların bu iş içerisinde olmasını en çok yani camia bilir, en çok isteyenlerden bir tanesiyimdir. Çünkü camianın içerisinde kadın sürücüler ne kadar artarsa bir dışarıdan bakış açısı, motorculuğa karşı bakış açısı değişecek. İki, seviye artacak. Evet. Çünkü bir bayanın olduğu ortamda erkek muhabbeti kimse yapmaz. Karakteri oturmuş biri ise. O yüzden ne kadar çok camiada bayan sayısı artarsa inanın etkinliklerin seviyesi düzelecek. Ne kadar çok işin içerisinde olursa camianın içerisinde kadınlar çok daha düzgün projeler çıkacaktır. Ben buna çıkıyor da yani ve çıkıyor da biz kulübümüzde kendiniz yaptığınız projelerde de bunu zaten görmüşsünüz. Evet, kesinlikle öyle. Festivallerinizden bahsedelim. Yani şu camiaya kattığınız o kadar çok şey var ki. Hem sizin kendi başınıza hem eşinizle birlikte yaptığınız şeyler. Bilmeyenler için söyleyeyim, bilenler bilirler. Biz evet iki teker iki yürek olarak birlikte geziyoruz ve böyle kendimize bir misyon belirledik. İşte önce Türkiye'yi keşfet misyonuyla gezdiğimiz yerleri daha çok şehirleri tanıtmaya çalışıyoruz. İşte bunun için 4-5 kamera kullanıyoruz gerektiği yerde. Biraz böyle bir misyon edindik kendimize. Belki bir nebze katkısı olur diye. Hem de biraz motorcuların motorcuların böyle o ateşini biraz fitilleyip mesela Sivas'a gitmesini sağlayabiliriz belki. Belki işte Hakkari'ye gitmesini sağlayabiliriz diye böyle bir şeyimiz var. Evet. Ama bunun yanında ben Balıkesir Motosiklet Kulübü'nün başkanlığını yürütüyorum. 2008'den bu yana gelmiş gruplardan bir tanesidir. Dernek resmileşmiş bir kulüptür. Daha önce işte Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu'nun başkanlığını yaptım 2 dönem. Tabii bu dönemlerde de camia ile birlikte, onların da desteğiyle birlikte, kulüplerle birlikte hep birlikte güzel çalışmalar yaptık. Şimdi arkama dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim şeyler oldu. Kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Ya motosiklet kültürünün Türkiye'de oluşmasına en azından hani bir nebze de olsa katkımız var diyebiliyoruz. Hani karınca hikayesi vardır ya, tarafımız belli olsun. Evet. Bizim tarafımız belli. Motosiklete çift binsin ya da tek binsin, bayan kadın olsun erkek olsun ve bize dönüşlerde işte siz benim ilhamımsınız ya da ben bunu kadın erkek birlikte yapılabileceğini hiç yani eşim yapmaz diye düşünüyordum ama mesela şu var ya, onu hiç unutmuyorum. Evet, eşim bindi diyen belki onlarca çift var. Onun dışında mesela işe çok böyle sistematik yaklaşan beyler var. İşte eşinin Instagram'ına bizi eklemiş. Evet ya, bu çok iyi ama. Yani bilmiyor. Çok normalde iyi. Kadın asla motosiklete binmiyor. Çaktırmadan diyor eşimin diyor Instagram'ına sizi ekledim. Aradan diyor 2 ay geçti. 2 ay sonra baktım diyor markete gidelim demeye başladı. Halbuki ona da bana da söylemiyor. Baksana diyor, ne güzel geziyorlar. Sübliminal veriyorlar. Sonra gelmiş. Evet, bir tek bunları takip etsene demiş yani, sonra halbuki bizi takip ediyor zaten bilerek yaptığı bir şey. Ya ne güzel yerlere gidiyor, biz de gider miyiz falan. Şimdi bire beraber motora biniyorlar mesela. Ay süper. Yani bunları duyunca biz de hani birilerine ilham olabildiğimizi fark ettiğimizden beri daha titizleniyoruz aslında. İki teker iki yürek öyle başladı zaten. İşte 2 saattir sohbet ediyoruz, sussunlar diye bekledim ama susmuyor mu arkadaşlar? O kadar çok şeyleri var ki yaptıkları. O yüzden bir bölümle bitiremeyeceğiz sanırım. Tam 4 bölümle sizlere bu sohbeti sunacağız. İnşallah keyifle izlersiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.